Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü videomuzda Aselsan tarafından geliştirilen yeni nesil sistemleri tanıyacağız. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayan veya geliştirilen yeni sistemler. Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesinin yolu teknolojik ürün tasarlayıp bunları ihraç edebilmesinden geçiyor. Bugün Türkiye'nin ihracatta kilogram başına elde ettiği gelir sadece 1,5 dolar. Savunma sanayinde bu rakam kilogram başına 97 dolara kadar çıkıyor. Ama savunma sanayimizin en büyük şirketi haline gelen Aselsan'da durum çok daha farklı. 45. yaşını kutlayan Aselsan'ın 1 kilogramlık ürününün ihracatı 1500 dolara ulaşıyor. Yeni nesil haberleşme sistemlerinden hava savunmaya, yazılımdan optik sistemlere kadar farklı teknolojik ürünler Aselsan'da tasarlanıyor, üretiliyor ve ihraç ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra bu ürünler dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Bu yıl Aselsan 6 yeni ülke ile birlikte ihracat portföyünü 70 ülkeye çıkarmış durumda. İhracat istihdama da olumlu katkıda bulunuyor. Son 2 yılda 2100 kişiye yeni istihdam sağlayan Aselsan'da halen 8333 personel görev yapıyor. Bu insan kaynağının önemli bölümünü mühendisler oluşturuyor. Yaklaşık 5000 kişi tamamen araştırma geliştirme bölümlerine destek veriyor. İsterseniz videomuzun ikinci bölümünde Aselsan'ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiği veya geliştirmeye başladığı yeni sistemleri tanıyalım. İlk tanıtacağımız sistem Kara Soj 2. Kamuoyu Suriye, sonrasında Libya ve en son olarak da Dağlık Karabağ'da Aselsan tarafından geliştirilen Koral sisteminin adını sıklıkla duydu. 2016'dan bu yana envanterde olan sistem iki ana yapıdan oluşuyor. Koral elektronik destek sistemi düşman radar yayınlarını algılayıp takip ediyor. Radarı algıladıktan sonra frekans değerini tespit ediyor. Daha sonra devreye Koral elektronik taarruz sistemi giriyor. Düşman radarının sinyallerinin bozulması için karşı yayın yapılıyor. Radar sistemi karıştırılıyor. Aselsan'ın 8x8 araçların üzerine yerleştirdiği sistem şimdi yeni nesil tasarımla güncelleniyor. Sağdan gelen yeni bilgiler ve tecrübeler ışığında geliştirilen Soj 2, bir öncekine göre düşman unsurlarını algılamada ve karıştırmada ve tabii ki köreltmede daha üstün kabiliyetlere sahip olacak. Radarların kör edilmesiyle birlikte dost uçak, insansız hava aracı veya helikopterlerin geçeceği güvenli bir koridor oluşturulacak. Gerçekleştirilen törende Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kara kulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi de katılmış oldu. Kara kulak, yüksek frekans HF içinde tarama yapılması, algılanan haberleşme yayınlarının yönlerinin kestirilmesi ve yerlerinin belirlenerek dinlenmesi, parametrelerinin çıkartılması ve kaydedilmesi işlevini yerine getiren bir elektronik harp sistemi. Kara kulağın sayısal harita altyapısı üzerinde yer belirleme yeteneği de bulunuyor. Sahadaki iki veya daha fazla sistemle seçilecek uygun haberleşme altyapısı ile koordinasyon sağlanıyor, hedefe ait yer belirleme gerçekleştiriliyor.
Karakulak ile Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle bölücü terör örgütü ile mücadelede önemli bir sistemi de envanterine katmış oldu. Tören sırasında ayrıca Korkut Alçak Hava İrtifa Savunma Silah Sistemi'nin de yeni partisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş oldu. 4 kilometre menzilli sistem, atış radarı ile isabet oranı çok daha yüksek vuruş yüzdesi yakalayabiliyor. Sistem 400 adet 35 milimetrelik mermi ateşleyebiliyor. 2 namlu dakikada 1100 mermi atış kapasitesine sahip. Korkut projesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma yetenekleri, tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla 35 milimetrelik parçacıklı mühimmat, yani atom TM de kullanabilen namlulu hava savunma sistemleriyle güçlendirilmekte. En son Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a sattığı Bayraktar TB2'ler nedeniyle Kanada kamera ve motor konusuna bir ambargo başlatmıştı. Veszkem imalatı MX-15 kamerasının yerine Aselsan imalatı CATS kamera için testler TB2 üzerinde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız video ile birlikte TB2 Aselsan CATS kamera sistemiyle hedefini başarıyla vurmuştu. CATS kamera sisteminin özelliklerini daha da ileriye taşıyacak yeni nesil sistem içinde çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Daha hafif ve görüntü kalitesi de yüksek olacak sistem Aselsan tarafından mevcut insansız hava araçlarına uygulanacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve lütfen bildirimlerinizi açın. Katıl tuşuyla solgozbek.com sitemize ve kanalımıza destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.